Bugünkü videomuzda kağıtla ilgili bir şeyler yapacağız. İlk şeyimiz uçak olacak. Evet, size uçak yapımını gösteriyorum. Evet, ilk önce sayfayı ikiye katlayın. Böyle düzgün bir şekilde olması lazım. Uçağımızın düzgün olması için. Evet, şimdi de yaptığımıza göre şimdi ikinci adıma geçiyoruz. İyice düzeltin. Evet, sonra birinci uçtan diğer tarafa ilk tarafı katlıyoruz. Sonra diğer tarafa da aynı şeyi uyguluyoruz. Uyguladığımıza göre şöyle düzleştirme falan yapıyoruz. Sonra şöyle aşağı katlıyoruz. Yaptığımıza göre bunu böyle yukarı katlıyoruz. Evet, ben size şu anda iyi bir uçağın nasıl yapılacağını gösteriyorum. Sonra arkaya geçiyoruz. Ve bunu böyle yapıyoruz. Bunu böyle yapıyoruz. Diğerini de aynı işlemi uyguluyoruz. Evet arkadaşlar, onu da yaptık. Sonra birinci taraftan diğerine şöyle katlıyoruz. Şöyle düzleştirme falan yapıyoruz. Sonra şunu şuraya doğru katlıyoruz. Sonra da diğer ucu, diğer tarafı da katlıyoruz öyle. Evet, uçağımız hazır. Evet, nasıl uçtuğunu göstereyim size. Evet, size görünüşü böyle arkadaşlar. Gayet hoş bir görüntüsü var. Evet, ikinci şeyimiz gemi nasıl yapılır? Evet arkadaşlar, gemiye geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce ortada ikiye katlıyoruz. Katladıktan sonra şöyle düzleştirme falan yapalım. Sonra bunu ikiye katlıyoruz. Bunu katladıktan sonra açıyoruz buradan. Sonra uçaktaki gibi buraya böyle buraya şey yapıyoruz. Yaptıktan sonra diğer yeri de aynı şekilde. Evet, düzleştirme yapalım. Şimdi iki tane şey oluşmuş olacak. Birini böyle, diğerini böyle yapıyoruz. Şimdi bir taraftan koyuyoruz. Sonra da diğer taraftan da bunu böyle koyuyoruz. Evet, diğer tarafa da aynı şeyi uygulayacağız. Bir taraftan koyuyoruz. Diğer tarafı da buraya koyuyoruz. Sonra burayı iç tarafa doğru şey yapıyoruz arkadaşlar. Yaptıktan sonra şöyle düzeltmeler yapıyoruz. Böyle içe doğru katlıyoruz. Şu şekilde katlıyoruz. Açın tekrar. Evet, sonra iç taraftan. Evet, şöyle yapın. Az önce yaptıklarımı düzleştirmek için, evet, böyle yapın. Sonra diğer tarafı da aynı şekilde böyle yapın arkadaşlar. Sonra ortadan açın. Ve son adımımıza geçiyoruz. İki taraftan tutun. Böyle yapın. Şöyle bastırın. Ve
Gemimiz hazır arkadaşlar. Elimde duruyor şu anda. Gayet güzel bir gemi aldı. Evet, üçüncü şey bize geçiyoruz. Kağıttan çatapat nasıl yapılır? Evet. Şimdi arkadaşlar, ilk önce ortadan katlıyoruz. Ortadan katlıyoruz. Ortadan katlıyoruz, sonra açıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu buraya doğru şey yapıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde. Sonra aşağı geçiyoruz. Aşağı tarafı da böyle yapıyoruz. Diğer tarafı da yapıyoruz. Sonra bunu böyle katlıyoruz ve ortadan ikiye katlıyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda dizileştiriyorum. Açıyoruz. Bunu buraya. Evet arkadaşlar, deneme sırasına geldi şimdi de. Alıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Bir kez daha yapıyorum. Evet arkadaşlar, üçüncü icadımız da bitti. Sıra dördüncü icadımızda. Evet arkadaşlar, şimdi bir silah yapacağız. Şimdi silaha geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, ilk önce ortadan ikiye katlıyoruz. Ortadan ikiye katlıyoruz. Evet arkadaşlar, silaha devam ediyoruz. Evet, şimdi sayfamızı aldık. Sayfayı şey yapayım ben. Evet, şimdi elimizde bir kağıt var. İlk önce ikiye katlıyoruz. Katladıktan sonra açıyoruz tekrardan. Ve bunu buradan şey yapıyoruz. Ve bir kez daha katlıyoruz arkadaşlar. Evet, bir kez daha katlıyoruz. Ve bir kez daha. Ve son kez daha katlıyoruz. Katladıktan sonra sayfamı alalım. Ve bunu bir kenara bırakalım arkadaşlar. Yeni bir sayfa alın elinize. Bunu buradan böyle katlayın arkadaşlar. Katladığınıza göre şöyle kenarları düzeltin.
Ve elinize bir makas alın arkadaşlar. Ve şuradan o tek tarafta kalan yeri kesin arkadaşlar. Evet, bunu kenara bırakalım. Siz şunu düzeltin o sırada. Bunu açalım arkadaşlar. Ve şu şekilde katlayın arkadaşlar. Ortadan katlayın ve şu alt tarafları zaten. Sonra buradan da ikiye katlayın. Katladığınıza göre düzeltin yan tarafları. Ve sayfayı açın bu tarafı. Buradan şuraya ortada kalan çizgiye ile birleştirin. Sonra onu açın. Alt tarafı tekrar aynı işlemi ekleyin. Uyguladıktan sonra şöyle yapın. Sonra böyle yapın. Bir kez daha katlayın. Bir kez daha. Bir kez daha. Bir kez daha katlayın. Katladınız. Onu da bir kenara bırakın. Ve o kesmiş olduğunuz parçayı elinize alın. Onu ikiye şey yapın. İkiye bölün. Sayfayı açın. Ve ortadan ikiye kesin arkadaşlar. Kesinize göre elinize iki tane parça bulunuyor. Bir tanesini kenara bırakalım. Bunu ortadan ikiye ikisini katlayın. Açın. Şöyle yapın. Yaptığınıza göre bir kez daha katlayın. Ve bunu bir kez daha bir kez daha katlayın. Bu parçayı elinize alın. O en başta yapmış olduğunuz parçayı elinize alın. Onu ortadan ikiye katlayın. Şu şekilde. Katladıktan sonra şu şekilde bir kez daha katlayın. Katlayın ki ortadan ikiye olan çizgi belirsin. Bunu böyle yapıyoruz. Şunu düzleştirelim.
Şunu şöyle. Arka taraftan da aynı şekilde böyle yapın. Ve o küçük parçayı alın. Buraya böyle koyun. Etrafına bir kez alın. Ve bir kez daha. Dolayın. Ve alt taraftan kesin. Şu yaptığınız alt tarafı şunun içine koyun. Evet, yaptığınıza göre böyle tutun. Birazcık daha sıkıştırmaya çalışın. Etrafını düzeltmeye çalışın. Şunu şuradan tutayım ve onu ve şu o bir, önceden katladığımız bir parça vardı ya, onu alın ve onu şuradan geçin. Şuradan geçirin. Evet arkadaşlar, onu şimdi bir kenara bu şekilde bırakın ve o önceden kestiğiniz kara parçayı alın. Onu şu şekilde yuvarlak yapın. Yuvarlak olacak şekilde. Evet, bunu alın. Ve onu şöyle düzleştirin. Böyle yapın. Ve aldığınız şeyin, o önceden silen şeyin içine koyun.
Evet. Koydum. Şu şekilde koyduğunuza göre burası böyle gözükecek. O bir ara kesimi siyah parçayı alın. Şuraya koyun arkadaşlar. Ve bunu böyle dolayın. Böyle dolayın arkadaşlar. Dolayın arkadaşlar. Tutması için şu şekilde bantlayın. Bantladıktan sonra koyun. Arkadaşlar sonra şöyle bir siyah bir kağıdımız var. Bunu şu şekilde doluyoruz. Doluyoruz. Diğer yaptığımız o silahın ucundan daha büyük olması lazım ki içine girebilsin. Şunu şöyle yapıyoruz. Ve silahımızı alıyoruz. Bunu içine koyuyoruz. Arkadaşlar. Şimdi bandı elimize aldık. Bant alıyoruz. Aldıktan sonra o yaptığımız ruloyu bantlıyoruz. Bantlıyoruz. Ve buraya koyuyoruz. Sonra bir parça daha bant çıkarıyoruz. Bir parça daha çıkarıyoruz. Ve bunun burada durmasını sağlıyoruz. Buraya koyduktan sonra orada durması için bantlıyoruz. Bir parça daha bant çıkarıyoruz. Yapıyoruz. Ve şöyle bir kağıt koparıyoruz. Onu bir bant koparalım ilk önce. Arkadaşlar şunun şurada durmasını lazım. Şey yapıyoruz. Bunun ilk önce bunu sabit tutuyoruz. Şunu şuradan bantladım. Ve şimdi de diğer tarafta şunu şuraya yapıyoruz. Bunu da o tarafa yapıyoruz. Şarjör yeri için, şarjör diyorum, sıkma yeri için şunu şuradan geçiriyoruz ve şu şekilde ayarlıyoruz. Evet, bu şekilde bir görüntü aldı.
kağıt alın elinize arkadaşlar. Ve dürbün olması için bunu şuradan geçirin. Diğer kısmını da şuradan geçirin. Arkadaşlar sonra elinize şöyle yuvarlak bir şey alın. Ben şunu biraz keseceğim. Aldığınız yere onu o dürbünü koyduğunuz yerden geçirin. Ve silahınızın bir dürbünü olmuş oluyor. Ve evet arkadaşlar, silahımız bitti. Evet arkadaşlar, kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Son kez bütün şeylerimi gösteriyorum. Evet arkadaşlar, daha fazla böyle şeyin gelmesi için abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.